Altay sayı yazıyor mu kaç dakika video çekebileceğim hakkında? 23-28. Tamam, ona iyi bak, kayıt durabilir herhalde. Enver geliyor. Ya yedik bu muhabbeti, evet. Aha Enver abi. Kapat kamerayı. Ben buraya neden geldim? Ne yapıyorsun? Ne oldu? Ses yapmasın derdim. Yapmıyorlar zaten. Neden buraya çıktın? Hadi. Çalış yapacağım. Oğlum bir dur, hadi hadi deme bak, canım sıkma öyle bir şimdi. Enver onu bile yapma, yanlış anlama bak. Valla benim sesim uzak geliyor, seninki yakın geliyor ya, çok sıkıntı oluyor. Tamam başla. Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Video ve kanalımıza hoş geldiniz. Sizleri bugün Medel'in yapılış videolarını izlediniz ama maliyetini izlemediniz. Yani maliyeti ne kadar bana geldi, kaç para harcadım, boyaya ne kadar gitti, ne oldu görmediniz, bunlardan bahsedeceğim. Yani kısaca benim şu bir seti harcadığım paradan bahsedeceğiz. Böyle bir set yapacaklara ne kadar bütçe ayırması gerekir, ne kadar para harcanır, tamamen bu şekilde istiyorsanız onlardan bahsedeceğiz. Ayrıca YouTube videolarımızın desteklerinizi bekliyoruz. Like ve yorum atmayan ve abone olmayan hala binlerce kişi var. Like ve yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi hemen videoya geçmek istiyorum. Zaten bir setin klibini izlediniz. Üstündeki aksesuarları vesaire gördünüz. Şimdi telefon, benim telefondan çektiğimiz için Emre'nin telefonu da var. Kaç tane altı? 7 7 6 5 4 8 6 5 4 8. Bu nasıl bir şey oğlum? Ben herkes duydum. Tamam. Ne olacak oğlum? Pin kodu bir tane. Evet arkadaşlar, şimdi her şeyden önce şaseyi ne kadar aldığıma ve nasıl aldığıma gelirim. Zaten Instagram'dan da gördünüz. YouTube videosunun da partları da var. Bir setin toplama aşamalarının hepsinin part videoları var. Yukarı kartları da koyarım, açıklamaya da koyarım. Onunla yanında sıkıntı yok. Şasi 70 liraya aldım arkadaşlar. Fiyata geçmeden önce, harcamalara geçmeden önce neden böyle bir bisiklet yaptım? Neden bu şasiyi tercih ettim? Ondan bir bahsetmek istiyorum. Bu şaseler basit bisiklet piyasasında değil, korkulan ve herkesin yapmayacağı bir yaptığı değil de yapmak istemediği nedense tercih edilmeyen bir şase. Sebebi bir, fırç keserken burası tekli olduğu için fazla girdiğinizde ve yanlış girdiğinizde fırç kopması gelebiliyor. Fırç koparsa ne olur? Bisiklet çöp olur. Ayrıyeten bu arka balık ya da bu şaseler fazla tutulmuyor nedense. Sebebini ben de bilmiyorum. Hem böyle bir yapacak olanlara örnek olsun, hem de yapılmayan şaseleri daha fazla tercih ettiğim için, hani bundan da bir bisikletim olmasını istediğim için yaptım. Şasiyi 70 liraya aldım arkadaşlar. Nereden aldım diye soracak olursanız da arkadaşımdan aldım. Önde Tuncay Motor'dan aldığımız donanım aşamamız var. Zaten daha önceki videolarda linkini vesairesini koymuştum. Bu 138-140 civarı bir şey. 10 lirada kargo parası 150 TL'ye geldi bana. Hesap makinesi gerek var mı? Yok. Zaten açıklamaya da şey, en son fiyat listesini bırakıyorum. Neyse. Astar bisikleti zımparasını vesairesini, bunları fiyata katmadım. Katsam belki daha yüksek olacaktı. Bisikleti toplam harcadığım parayı da en sonunda göreceksiniz. Bisikletin astarını normal beyaz boya kullandık arkadaşlar. Astar boya zaten beyaz boyadır. Herhangi bir araba boyası gibi şey falan kullanmanıza gerek yok. Astarın sebebi de bisikletin üstüne zımpara attığınız halde bir pürüz varsa, bir şey varsa onları kapatması için ve boyanın daha iyi tutunması için. Astar 35 TL arkadaşlar. Şu ana kadar 70 TL harcadık, 150 harcadık, 35 astara verdik. Ondan sonra boyaya, bildiğiniz üzere videomuzu da izlediyseniz otoboya bastırdık spreye, 100 milim. Otoboya lakin şöyle 50 ile 60 lira arası değişiyor normalde. Boya koduna göre, boyanın seçeneğine, metaline göre değişiyor. Lakin ben setin boyasının farklı olmasını ve özel olmasını istediğim için içine ekstra sedef koydurdum, ekstra gümüş gri koydurdum. Bunların hepsi bir ücreti, bir şeyi var tabii ki de. Boyaya da 100 lira civarı gitti. 100 lira diyelim biz ona. 100 lira sadece bu kiremit boyaya. Vernik 25 TL dedik. Astar 35 TL dedik. Yani toplamda ne oluyor? 155 TL'ye bu bisikletin boyası gelmiş oluyor. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi arkada nikelaj var. Bu nikelaj nasıl yapılıyor diye soranlar varsa YouTube'daki önceki videolarımızda var. Nikelaj boya veya nedir onun ismi? Bir kaplama değil, folyo ile kaplama değil. Bu kimyasalların içinde bekletilerek, domuz yağı da, o suyla bu suyla zaten yapılarak, bunun aşamalarının hepsinin videosu var YouTube'da. Öyle yapılıyor, bunu kendiniz yapamazsınız. Ancak nikelaj boyalar falan var ama onlar da güzel değil.
ya da bu kadar parlak bir nikelaj krom görüntüsünü vermiyor. Bunu yaptırmak istiyorsanız da paranızdan cebinizden gidecek. Nikelajı da ben tanıdığım olduğu için 150 TL'ye yaptırdım. Dışarıda genellikle 100-200 arası değişiyor kalitesine göre. Nikelajı söylediğimize göre pedal aldım ben bu bisiklete 0. Aynı kollar değil, pedallar sadece. Şurada görmüş olduğunuz gibi pedallarımız var. Bunlar 0. Pedalların iki tanesi 20 TL arkadaşlar. Daha sonra bisikletin orta göbek bileşim yerlerini, videoda zaten birleştirirken bunlardan bahsetmiştim. Orta göbek bileşim yerlerini hem vidası hem içindeki plastikleri beraber 0 aldım. Onları da İzmir Çankaya'dan aldım. Bisikletçiden, toptancıdan. Onlar da 20 TL'ye geldi bana. Daha sonra söyleyeceğim göbeği söyledik, nikeli söyledik. Ayarlı gidon boğazımız var. Videosunu falan zaten gördünüz. Ayarlı gidon boğazı 90 lira internet üzerinden aldım. Elciklerimiz var. Sivri kurşun elcik diye geçiyor. İnternetten de bulabilirsiniz. Çakmak Store'da da var. Ayrıca onun da duyurusunu yapalım. Çakmak Store'da da var. Şu an elimde sayılı var ama daha sonra gelecek. Çakmak Store ne diye bilmeyenler varsa önceki videoda bahsetmiştim. Çakmak Store benim kendi elimdeki olan malzemelerim ikinci el ve satılık işte sıfır, ikinci el değişen paylaştığım sayfam. Orada satılık olarak paylaşıyorum. Sizler de internetten alışveriş yapabiliyorsunuz. Elcikler 50 TL arkadaşlar. Şimdi diyecekler vardır işte bizim burada 40 lira 45 lira olabilir. Ben internet üzerinden aldım. Kargosuyla her şeyle birlikte bana 50 TL'ye geldi. Orta sehpamız var. Sıfır alındı ama kesildi biçildi. Bisiklet orta sehpalı dursun diye farklı işlemler yapıldı. Onun da videosu gelecek. Orta sehpada 45 TL arkadaşlar. Başka söyleyeceğimiz. Nerede? Orta sehpa disk. Bisikletimizde mekanik disk var. Mekanik fren. Şu an aktif çalışıyor. Balatası. Kendi kaliperi, fren kolu, teli, diski, bütün her şeyi bana 100 liraya mal oldu. Onu da söyledik, disk. Yanakta lastikler var, görmüş olduğunuz gibi. Üstünde bazı yerlerde kirler var ama bunlar hep garajı taşırken bisiklet burada tozdan bundan. Daha bisikleti topladıktan sonra bir kere yıkadım, daha da yıkayamadım. Hem vakit olmayayım, sizlere YouTube videosu çekiyoruz, hem Instagram üzerinden sürekli aktif olmam gerekiyor. Yanakta lastiklerimiz de 0. Yanakta lastikler de 120 TL. Jantlarımız var arkadaşlar. Double ve diskli jant. Jantların şöyle bir özelliği daha var. Göbekli tellerin girdiği yerler kalın. Normal inceler gibi değil. Örnek varsa gösterdim ama zaten videodan görmüşsünüzdür. 100 lira da jantlar. Aktarıcı. Ayna kollar. Dişli. Bunların hepsi de 90 TL. Zincir de var tabii ki de içinde. Zincir zaten uzun gelmişti, kısa gelmişti o zincir. Onu ayırdık videolardan gördünüz. Bunların hepsi de 90 TL geldi arkadaşlar bana. Önde görmüş olduğunuz gibi tek bir makamımız var. Çift yapacaktım. Sondan vazgeçtim. Yine de belki yaparız eğer satmazsam bende durursa. Önde de çift, tek makamımız var. Gold makam ve diğer makamlara göre bir tık daha uzun. 40-45 cm mi 40 cm öyle bir şey olması lazım. O da 45 TL aldım arkadaşlar. Onu da Çankaya'dan almıştım. Ondan sonra önde, ön fren kopuçu yerlerinde, ön fren ve fren yerlerinde sivri kurşun vida denilen şeyler var böyle dekoru, görüntüsü güzel olan. İki tane gold, bir tane de gri olarak. Onlar da 25 TL'de bir tanesi daha var. Onu takacak yer bulamadığım için kenarda duruyor. 25 TL'de onları aldım. Bisikletin aslında koltuğu bu değildi. Size şöyle örneklendirebilirim. Normal bir koltuk vardı, yıpranmıştı internet üzerinden. 35 liraya şey sipariş ettim, koltuk kılıf sipariş ettim ama kaba durdu, sevmedim. Ben de başka bir setten söktüm. Bunda koltuğu da onu saymadığım için fiyatı. Abi şey diyeyim ben. Kontrola bakayım ben. Allah için korkuyorum. Hiç alamıyorum bunu. Valla bile de ben de korkuyorum da yapacak bir şey yok. Korkun nece de faydası yok. Tamam bir dakika şimdi. Koltuğumuz var. Bu koltuğu o perde kapalıydı. Şimdi görüntü farklı olacak. Kapat o perdeyi. Kanki sen geç buraya. Bir dakika. Motor nereye koydun? Burada karşıda. Oğlum şimdi mountlarını oraya koyacağım ama mount birden gelirse araba koyamaz. Tamam bitti artık susalım. Oturayım ben. Koltuğumuz var arkadaşlar. Bu koltuğu da 20 TL saydım. Ama o aldığım kılıfı vesaire bu eklediğim fiyatları üzerine eklemedim. 20 TL'de koltuğumuz saydığımız zaman geriye kalıyor bir tek reflektör. Reflektör ne derseniz. Burada, burada, burada ve ön jantta da 2 tane olmak üzere. Toplamda 5 adet reflektörümüz var. 4 tane jantta, bir tane de sağ arkada. Bunlar 20 TL. Zaten şu an toplam maliyetini bisikletin gördünüz. 1280 lira.
Şimdi diyenler olabilir. Ben bu bisikleti 500 liraya da mal edebilirim, 1000 liraya da. Eden etsin, beni ilgilendirmez. Ben bu kadar para harcadım. Bana çok soru talep geldiği için bu videoyu çekme kararı aldım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Başka bir bisiklet hakkında söyleyeceğim işler düşünüyorum. Yani bisiklette daha fazla eklenebilir neler olabilir? Öyle bir makam olabilir. Diskler boyanabilir. Daha sonra başka aklıma gelen biraz daha aksesuar ışık takılabilir. Mesela direksiyon önündeki bu kırmızı mavi ışıkları falan saymadım. Çünkü onları satarken ederken fiyata dahil etmeyeceğim. Onlar kendime ait satmayacağım yani. Başka bir setin üzerinde başka yapabileceğim neler var? Belki satmazsam ya duruma göre bilmiyorum. Aktarı zaten sorunsuz çalışıyor. Kırık bozuk bir şey değil. Onunla telini çeker, fites ayarında yapar. Fites de çalışır vaziyette olur. Bir setimizin fites de olur. Başka gerisi kalan yani 1280 lira benim şu an harcamam var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere. Biz bunu düz 1300 diyelim. Ayrıca bu nakit paradan dışında bizim buna verdiğimiz emek de var. O kadar uğraşmamız, forjunu kes, boyasını yap, zımparasını at, yak, beğenmediğini tekrar at. Hani kolay değil, sadece parayla olacak işler de değil. Yani yapacak olanları da yapsınlar. Güzel soranlar var, medalin bu rengimin kodu var mı vesaire var mı diye. Arkadaşlar kodunu ben de biliyorum. Orada karışık olarak adam bana skalayı gösterdi, renk skalası denen bir tabela var. İşte şu kadar gümüş koyulduğunda bu renk, bu şeye ulaşılıyor. Ben dedim 50 gram daha fazla olsun, 30 gram daha fazla olsun. Bu şekilde bir renk çıktı ortaya. Gölgede çok farklı, güneşte çok farklı. Aydınlık alanlarda da parlak bir görüntüye sahip oluyor. Benim bisikletin boyası çok hoşuma gitti. Bu boyayı daha önce kullanan birkaç kişi var. Ama herkesin yapacağı bir boya veya herkesin tercih edeceği bir boya değil. Çünkü bisiklette koyu renkler pek göstermiyor normalde. Ama bisikletin ilkeler detaylar, jant lastik, yanıklığı ve boyayı geri kalan aksamada nikelaj da tamladığımız için güzel bir görüntüye sahip oldu. Dediğim gibi başka bir seti yapılacak bir şeyler var mı? Aklıma gelen şu anlık yok. Dediğim gibi fites, biraz daha aksesuar takılır. Örnek veriyorum şu an üstündeki frenin fren kolu siyah. Onu nikelajı çevirebiliriz ileride. Satarım satmam bilemiyorum. Onun için Çakmak Store ve Çakmak Garaj Instagram hesaplarımı takip edebilirsiniz. Başka düşünüyorum. Gençler arkadan bir kişi konuşaraktan o kadar kişi konuşmasın. Sizce bisiklete eklenebilecek bir şeyler var mı? Ya da parmak alalım ya da aklınıza gelen az söylesin. Var mı bisiklete eklenebilecek bir şeyler sizce? Aklıma geldi. Örnek vereyim sticker eklenecek ama şu yayın yasaklar oldukları için ve garajı sürekli açmam gerektiği için sticker bastırmaya gidemiyorum. Buraya bisikletin lakabı, medal, Bargos 5 vesaire gelecek. Ama belki gelmedi bile emin değilim. Söyleyemem. Ekleyeyim mi? Ekle. Durdu terik ya. Baba bak şimdi. Nerede yalan söyledin? Bana de ki bir derdi şunu de 90 almıştı 100'e dedim de. Delikanlı. Çok hepsi doğru. Ama ve lakin ne oluyor? Örnek veriyorum nikelajı 150 TL yaptırdım dedin. Ama bu benim Hakan tanıdık olduğu için bana yaklaşık ne kadar geldi? 125'e mi 130'a mı ne geldi? Direksiyon da verdim. Aynen. Yok Peugeot'un arka seriye de verdi. Tabii. Toplam para dedi. Ama ben bunu... Ya oğlum yapma terik diyecek yapma. Ben bir şey söyleyeyim mi? Bir dakika şu konuyu kapatayım. Dediğim gibi nikelaj işte oradan 20-30 lira bir farkı var. Ama ve lakin siz bunu yaptırmak isteseniz 50 TL'ye de yaptırabilirsiniz. 20'ye de yaptırabilirsiniz, 100'e de yaptırabilirsiniz. Bu beni ilgilendirmez. Bu kalite, fiyat, performans gibi bir şeydir. Anladınız mı? Ben bu nikelaja toplamda 130-140 lira civarı para verdim. 150 dedim. Bunun 10-20'si arasında laf olmaz. Daha bu mesele toplarken bunun yakmak için zımpara aldık. Boyasını sökmek için zımpara aldık. Ondan sonra furcu kesmek için canavar, bütün ayrıntıya girersek bir ton şey var. Ama o kadar ince detaylara girmeden... Efendim, hayır söylemeyeceğim. İnce detaylara girmeden kapatarsak 1280 lira, 1300 lira civarı bir para harcanıyor. Bu benim zevkim, bu benim hobim. İstediğim paraya mal edebilirim, kimse de buna karışamaz. Şimdi söyleyeceğim bir şey var, söyle Okan'cığım. Neye giriyorum? Bence uzatmasız bisiklete göre eksi yok, fazlası var bence. Adam konuşarak telefon. Bir dakika o telefonu koymadan önce oraya bir çeksene. Nasıl bir tripodluğun fakir. Bak arkadaşlar bak. Görüyor musun? Tripod miripod yok bizde baba. Doğal her şey. Bak burada bir tane sıfır pedal. Medenden söktük bunu da. Takmak için başka denk bir şey bulamadık. Koy baba artık hadi geçelim gidiyor. Dur bu telefon nasıl konuluyor? Farklı açıda koymadın değil mi bak? Aynen.
Bisikletimizde uzatma yok arkadaşlar. Neden yok? Hep uzatmalı yapıyoruz. Bir kere de yapmayalım dedik. İyi ki de yapmamışım uzatma. Harbiden de çok güzel oldu. Okan'ın dediği gibi uzatması bisikletlere göre çok güzel. Ve eksiği yok, fazlası var. Bir de şöyle bir şey var. Ne diyecektim? Dur, bulacağım. Bisiklete bir baktığınızda bir o kadar sade görüntüsü var. Bir baktığınızda da bir o kadar da doluluk görüntüsü var. Şimdi söyle Enver, fısıldama arkadan söyle. Ne söyleyeyim? Bir şarkılı bir şey ekleyeyim mi bisiklet hakkında? Ekleme şarkı uğraştırma nitelik yiyor baba. Edit de uğraştırıyorum beni. Azer Bülbül çoğu gitti, azı kaldı. Sen çek abi videoyu, çek biz kendilerimiz. Oradan konuşunca oradan çıkmıyor mu ses? Kulak kulak. Oğlum videoya bir sıra esir etme. Tamam. Yok mu arkadaşlar? Bak, aklınıza gelen bir şey var mı? Hani bisiklete ciddi olarak fikirleriniz, ödeyiniz varsa söyleyin. Konuşalım, tartışalım. Belki jantlarda 72 tane olabilir. Evet. Değişik. Evet. Bak, doğruluk çok katabilir. Gösterirdi kendisini. Evet. Şurada 72'lerimiz var ama lakin ben bu bisiklete böyle çok da doluluk bana gelmiyor nedense. Çok dolu böyle biraz kaba duracak gibi geliyor. Ama belki 72 güzel olurdu. Ama ben istemiyorum 72'leri, ben rezerve ettim, onlar başka bir şeye takılacak. Böyle sade ve net. Sade ve net. Bal getiriyor bu dağıttan. Dök yala. Aynen öyle. Dök yala. Başka evet varsa fikirleriniz. Mesela ben var ya bu bisiklete şey yapmak isterdim. Öne iki tane hella. T demir hella. Bak aküyle bir yer şuraya koyacaktım. Aynen. Bir buradan bir piyasa. Da 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 da. Peugeot motoru koyalım bir de oraya. Allah. Neyse başka öneri fikir bir şey var mı arkadaşlar aklınızda? Konuşalım tartışalım söyle bakalım. Öne bir tane gold makam var mı, bir tane daha lazım? Hani onu söylemiştim zaten. Söyle Enver. Benim bisikletimi ne zaman bitireceğiz? Onu ben de biliyorum. Senin bütçene bağlı. Boyayı falan ayırabilirsen. Şimdi gördün değil mi? Sorduğun soru yüzünden hata şey kılınır. Bir şey daha söyleyebilir miyim? Söyle bakalım bakalım. Benim yeni şasem medale dert olacak bence. Bir dakika. Bunun yeni şasesi ne? Bana 3 günde bir mesaj da. Abi. Ya bu kalemim yok mu geldi? Abi Hakan abiden arka şaseyi almaya gidelim. Abi gider miyiz? Ya bu kalemim yok mu Kayseri'den şeyden Muğla'dan evet. Gibi? O. Kayseri'yle dolaştım, Muğla'ya geldim, Muğla'dan. Kayseri, Muğla'ya dolaştı geldiğimizde. Onu da azın para. Aziz eşi, Aziz var ya şasenin içine eşe gölüsü koymuş. Niye? Küfür etmeyeyim. Garajdan dükkana getirene kadar canım çıktı lan. Neyse her neyse. Başka var mı söylemek istediğiniz veya ekleyeceğiniz? Bisikleti şu olsa da güzel olurdu abi diyebileceğiz bir an. Koltuk. Koltuk değil mi? Koltuk biraz fıstık oldu ya. Ama onlar ufak tefek ayrı ne bir şeyler. Söyle bakalım. Jantlar siyah olmayacaktı. Ne renk olacaktı? Daha güzel bir renk olacaktı. Ne renk olacaktı? Pembe. Hayır pembe değil. Bisikletin ortası ne mesela? Aa dur. Sen de dedin piyasaya buna dert olacak dedin değil mi? Sen Hulk'u toplarken de bana aynı şey söyledin. Evet. Arkadaşlar. Okan'ın bisikletini biliyorsunuz. Gördünüz. Okan'ın bisikleti mi? Hulk mu yani bu mu? Allah aşkına yoruma yazın. Bak. Bunu yorumlara da tek tek sayacağız tamam mı? Kiminki daha fazla tutulacak? Hadi bakalım. Bence benim. Neyine giriyoruz iddiaya? Ben kuru kuru iddiayı sevmem. Hadi yanaklar as seni. Yok. Niye? Hayır bir dakika. Çiğ köftesine. Bir dakika. Bir tane. Ben motor aldım bana hayırlı olsun diye hediye koyayım bari. Hayırlı olsun. Bir tane çiğ köftesine. Evet. Çiğ, tamam. Kim kaybederse buradaki herkese çiğ köfte. Aha. Hayran. En sevdiğim. Hayır. Herkes olmaz. Baba çok yaşa. 35, 40, 45. Yok şaka yaptım. Benim cebimde bisikletimi toplayacak param yok o. Fakirin garibanı izgirim. Bak abi bir şey diyeceğim ya. Benim yorumumu bozmayın. Söyle. Bisikletin ortası mesela ne renk? Mesela kahverengi mi ne bir şey değil mi? İsmini biz de bilmiyoruz. Bak. Limitin tonlarından. Heh. O rengi jantları jantın rengini orta şasinin zırh rengine göre boyayacaktık. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeyim. O benim taktiğimi sen kullanma. Senin Hulk'ta ben onu önerdim diye her taktiği o bisiklet uygulanmaz. Neden dersen bunun tonunun bir zıttı yok. Ya sarı değil mesela pembe olur mavi. Olmaz olur, yakışmaz. Mavi. Bu, mavi yakışmaz buna bak. Jantlara. Bu bisiklete jant yakışmaz, renk yakışmaz. Bu bisiklete nikelaj detay yakışır. Nikelaj dediğinde nedir? 72'dir. Mantıklı. Çünkü bu bisiklette ekstra bir renk yok. Nikelaj 72 değil ki. Gri ama. Emel onların telleri sıfır ve nikelaj. Nikelaj abi onlar. Çemberi gri. Çember. Nikelaj abi. Nikelaj olmaz zaten. Olsa da ha, bunları buraya nasıl yaptık biz? Soranlar olacak. Bak bu 72 ve jantlar. Oo videoda telleri nasıl parlıyor? Parlar çünkü 72 bunlar. Bir de nikelaj görüyor musun? Güzel yaptık. Niye normal gri jant parlamıyor? Gri jant parlar mı? Paramaz mı? Hayır şey düz jant diyecektim normal. Şimdi sıfır. Dediğim gibi arkadaşlar öyle. Peki bir şey diyeceğim size.
Bisiklette hoşunuza gitmeyen bir şey var mı? Yoruma da siz de yazın. Bak bunları yazın. Eklenecek bir şey varsa onları da yazın. Hoşunuza gitmeyen tek bir şey söyleyeyim. Koltuğa en fikirim ben de. Benim de çok hoşuma gitmedi. Ne? Koltuk diyecektim. Ha, sen? Mikeraj pedal olabilir mi? Mikeraj pedal, aynı demir pedal olabilir mi? Onu unuttum. Aynı kol, yansıdaki gibi mesela. Aynen. Olabilirdi. Ön maşanın altı siyah mikeraj olabilirdi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Olurdu lakin... Bok gibi dururdu. Çok güzel duracağını bilmezdim. Çok abartı olacaktı. Bence çok kötü dururdu. Çünkü ön taraf... Ama ön maşayı ne olur biliyor musun? En güzelini söyleyeyim mi sana? Kas markayı sökülür. Ok işareti var ya mikeraj detayları. Evet. Onlardan bebeğim gibi olur. Gördün mü bak proje çıktı sana. Şu an, senin fikirlerini çalmıyorlar mı? Açasınlar oğlum. Benim hakkım verse benim like'ım, yorumum, abonem olsun da gerisi önemli değil. Ben sana niye anlatayım burada? O zaman yaptığımız şey bisikletleri de göstermememiz lazım. Mantıklı. Göstermem. Efendim Emre Çengel. Çengel Lux. Buyurun. Cırt kelepçe oradan elektrikli çıkarsak. Elektrikli kralı Ceyrancı. Cırt oradan çıkarsak. Evet. Profil gibi bir şey. Profil ama nikelaj olacak. Tamam olur. Uzatma olmadığı için. Ama şu an dediğim gibi yasaklar var. İşte aynı. Benim her gün burayı en geç 12'de geride açmam gerekiyor. Buraya gelenler oluyor. Ve bu videoyu izlemeden önce 3 tane daha video çektim. Ben 7/24 buraya bağlıyım şu an. Bir pazar günleri bir tatilim var kendime. Yoksa ben her gün buradayım. Her gün ya video çekiyoruz. Ya bisiklet yapıyoruz. Hani bir vaktimiz, bir şeyimiz yok, anladın mı? Reklam zaten bir gün açıyor, bir gün açmıyor, belli değil. Boş adam değilim. Hani hadi demiri biz burada ayarlarız. Ama onun nikelajı kim yapacak? Arkada ne gösteriyor? İbrahim Tatlıses. Yalan. İbrahim Tatlıses yalan. Ya bir git hadi ya. Başka bak hadi arkadaşlar sorarım artık, kapanış yapacağız, videoyu kapatacağız. Kapat da ben demir de şuradan gideyim ya. Demir pedal dişli seti de olabilirdi aynen, nikelaj falan güzel olurdu. Evet. Koltuğun şeyi var ya, sıkma şeyi. Evet. Oraya çıkarsak, evet. Çivi koysak oraya. Çivi. Normal ya da vida. Yani. Olabilir. Böyle şey değişik dönüş böyle. Baba siz çok ince ayrıntılara gidiyorsunuz. Baba ben detaycı insanım. Abi ondan. Tamam. Detaycı insansın. Abi arkaya dubleks kalsın. Öne şeyi takalım. Detaycı değil ama ön taraf iç lastikli, arka taraf dubleks. Öne yarak takacak, arkaya takmayacaksın. Hayır. Ben... detay ama detay. Ama hangi? Bak ince detay bunlar. Etiketçi bunlar. Eski etiketçilerden. Ben ikisini de sıfır taklamamışım. Oğlum onlar çok ince ufak şeyler. Hani ben dedim, demek istediğim daha fazla da daha büyük, çok büyük bir değişiklik yapabilecek bir şey bence hemen hemen yok. Bitti zaten. Devam. Hiçbir şey yok. Maşallah. Instagram'da paylaştık. 93.7 yazdım. %93.7. 7.2 falan kaldı. Hesap makinesi yok şimdi yapalım. Efendim? Anladım ki hepsi yalan. Yalan. Gel kardeşim. Saniye sür. Evet arkadaşlar, videomuzun da sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Hem medeli hem yaptığım işleri size anlattım. Neyi nereden alabileceğinizi söyledim elinden geldiğince. Başka söyleyecek bir şeyim yok. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz serilerin bisiklet röportajının kaç paraya geldiğini, hayır mı? Kaç paraya ne kadar toplandığını. Ya sussana! Ses geliyor mu oraya? Geliyor kadar? Diyor oğlum, telefonun yanında mı oluyor? Ana. Enver sen yapıyorsun bunları bak. Ben bir şey oğlum. Kapat şu telefonu. 23 saat kaçtı. Hadi biteceğim hadi. Tamam hadi kapat. Evet arkadaşlar, bisikletlerin hem sizlere anlattım kaç paraya mal ettim, hem bana ne kadar mal olduğunu, neyi nasıl yaptığımı, nereden aldığımı elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Burak yapmayın birader, siz niye böylesiniz? Bütün dakika durdunuz, son dakika patlatıyorsunuz ya. Evet arkadaşlar, bisikleti ne kadar bana mal oldu, ne kadar para harcadım, bunları size anlattım elimden geldiğince. Neyi nereden alacağınızı da söyleyebildiğim kadarını söyledim. Bisiklete yapılabilecek şeyler var, yok değil ama bir devrim yaratacak veya bambaşka bir bisiklete getirecek bir halde bir değişiklik yapılamaz. Çünkü hemen hemen her şeyini yaptık. Ufak ayrıntıları kaldı sadece. Yani ufak ayrıntı dedim, şu anki görüntüsü bile zaten güzel de. Ufak minik dokunuşlar, sticker, ondan sonra sol kapakları var gerçi ama ufak tefek detaylarla daha çok bisikletimizi güzel hale getirebilirdik. Daha görünüş olabilirdi. Koltuk değişebilirdi. Dişli pedal, aynı kol serisi seti nikelaj olabilirdi. Amasör demir gelebilirdi. Nikelaj. Bunlar olabilecek şeyler. Bunlar eklenebilir yani. Baştan da yapabilirdik ama unuttuğumuz, aklımıza gelmeyen veya o anki duruma göre şey yapmamış olabiliriz. Dediğim gibi videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz, kanalımızı seviyorsanız like, yorum atmayı unutmayın. Ayrıca abone ol tuşuna da basmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Sağlıklı, mutlu, koronasız günler. Sen neye yalan diyorsun? Sus sen oğlum, sen ne konuşuyorsun?
Ne yalan diyorsun sen? Ne yalan oğlum? Ya orada İbrahim test sesi yalan falan. Ne oldu? Tamam baba, reflektörleri hangi bisikletten çaldın? Reflektörleri git sor adama. Çankaya'dan aldık. Tanesi 5 TL, 4 tanesi 20 yapıyor. Hakan tanıdığım şimdi pazarlık yapmak için. Sen bırak şimdi. Bu bisiklet buna sen yalan falan diyorsun. İşte sen bitecek, senin bisikletin bitecek. O zaman gör. Onun videosunu ben editleyeceğim. Sen 40 diyeceksin, ben oraya diyeceğim ki yalan söyle arkadaşlar, 20 ama. Görürsün. Ya. Son güne ne gidiyor? Anladım ki hepsi yalan. Yalan. Tamam, bir de kulağına. Hadi kapat. Hadi kapat da Okan, ben seni...